Değerli izleyenler, Altaş TV ana haber bülteniyle karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmelerini paylaşacağız. Tabii gündem yoğun, siyasi partilerin milletvekili adaylarını YSK'ya bildirmeleri için bugün son gündü ve partilerin milletvekili adayları da belli oldu. Şimdi tek tek hepsini paylaşacağız. İlk haberimizde bültene başlayalım. AK Parti'nin Ordu Milletvekili aday listesi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk sırada yer aldı. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na sunması için verilen süre bugün saat 17'de sona erdi. Adalet ve Kalkınma Partisi de aday listesini YSK'ya sundu. AK Parti'nin Ordu Milletvekili adayları da belli oldu. Ordu'da ilk sırada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i aday gösteren AK Parti, ikinci sırada İbrahim Ufuk Kaynak, üçüncü sırada Mustafa Amarat, dördüncü sırada İsa Yüksel, beşinci sırada İsa Gül, altıncı sırada ise Samet Özdemir'i aday olarak ilan etti. Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak. Eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listelerse 19 Nisan'da ilan edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi de milletvekili aday listesini YSK'ya sundu. Ordu milletvekili adayları belli oldu. Ordu'da ilk sırada Sait Torun aday gösterildi. YSK'nın seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK Başkanlığı'na sunması için verilen süre bugün saat 17'de sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi de milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. CHP'nin Ordu milletvekili adayları da belli oldu. Ordu'da ilk sırada Sait Torun aday gösteren CHP, ikinci sırada Mustafa Adıgüzel, üçüncü sırada Ahmet Toklucuoğlu, dördüncü sırada Cengiz Okur, 5. sırada Nilgün Yılmaz, 6. sırada ise Soner Görgülü'yü aday olarak ilan etti. Öte yandan 3. sırada yer alan Ahmet Toklucuoğlu, Saadet Partisi kontenjanından listeye girdi. Teslim edilen listeler YSK tarafından incelemeye başlanacak. Eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listelerse 19 Nisan'da ilan edilecek. İYİ Parti'nin milletvekili adayları belli oldu. Ordu'da İdris Naim Şahin ilk sırada yer aldı. İYİ Parti'nin milletvekili adayları belli oldu. 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Partinin Ordu milletvekili adayları da netleşti. Ordu'da İdris Naim Şahin'i ilk sırada aday gösteren İYİ Parti'nin listesinde ikinci sırada Onur Şahin, üçüncü sırada Çiğdem Çelenk Karakaya, dördüncü sırada Murat Vardal, beşinci sırada Ebru Avcı Başaran, altıncı sırada ise Feyzanur Yalçın Öner yer aldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Ordulu Profesör Doktor Numan Kurtulmuş AK Parti İstanbul listesinden 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listelerin belirlenmesi sürecinde yoğun mesai yaptı. Listeler hazırlanırken 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti 2023 seçimlerine büyük değişimle girecek. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinedeki bakanlar aday listelerinde üst sıralarda yer aldı. Listelerde yer alan isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Vekili Ordulu Profesör Doktor Numan Kurtulmuş oldu. Profesör Doktor Numan Kurtulmuş AK Parti İstanbul listesinden 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'nin Demokrat Parti kontenjanından İstanbul 1. bölge 9. sıra milletvekili adayı oldu. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 35 gün kala milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri netleşti.
CHP İstanbul Milletvekili aday listelerinde Demokrat Parti'den Cemal Enginyurt'ta yer aldı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'nin Demokrat Parti kontenjanından İstanbul 1. Bölge 9. Sıra Milletvekili adayı oldu. Sosyal medya hesabından İstanbul'dan aday olduğunu duyuran Enginyurt şu ifadeleri kullandı. 9 Nisan doğum günüm. 9 Nisan CHP milletvekili sırası açıklandı. 9. sırada İstanbul 1. Bölge'den Demokrat Parti adına milletvekili adayı olarak açıklandım. Sana söz, yine baharlar gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu 28. dönem milletvekili adayı Naci Şanlıtürk Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ilçe başkanları, milletvekili adayları, ilçe yöneticileri ve kadın kolları ile birlikte toplantı gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada seçim sürecini iyi yönetmeliyiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu 28. dönem milletvekili adayı Naci Şanlıtürk, Altınordu ilçesinde gerçekleştirdiği seçim programlarında ilçeyi ayağa kaldırırken bir yandan da il ve ilçe teşkilatı ile bir araya gelmeye devam ediyor. Şanlıtürk bu kez seçim koordinasyon merkezinde ilçe başkanları, milletvekili adayları, ilçe yöneticileri ve kadın kolları ile birlikte toplantı gerçekleştirdi. 2023 genel seçimlerine ilişkin istişarelerde bulunulan toplantıda milletvekili adayı Şanlıtürk, il ve ilçe başkanlarının partiler için önemine değindi. Seçim sürecini iyi yönetmeliyiz dedi. İl başkanı lokomotiftir. Bir tren katarında lokomotifin görevi nedir, vagonun görevi nedir? İlçe başkanı çekecek abi, ilçe başkanı lokomotif. İlçe başkanı alıp gidecek. Sen yürüyeceksin, dağlar yürüyecek arkandan diyor ya. Bak şimdi akşam sokağa çıktık. Geçen bir hafta önce sahilde gezdik 40 kişiyle. Akşam sokağa çıktık yine 35-40 kişiyle. İnsanların dikkatini çekiyor. Yani seçime şurada bir ay bir zaman kalmış, hiç kimsenin canını sıkmadan, moralini bozmadan elimizden gelen çabayı, gayreti göstereceğiz. Bu seçimin sonucu ne olursa olsun. Biz elimizden geleni yapalım da takdir Cenab-ı Allah'tandır. Biz cüz'i irade, kulun elindeki cüz'i iradeyi ortaya koyalım. Külli irade de eğer nasibinde varsa olur. Nasipte yoksa sen ne kadar ne yaparsan yap bu işler zaten olmaz. Onun için elimizden gelen gayreti çabayı gösteriyoruz. Yanımızda kadınlarımız da var, gençlerimiz de var, yeterince ana kadememiz de var. Tüm gücümüzle sahadayız Allah'ın izniyle. Ben gittiğimiz her yerde söylüyorum. Eğer Milliyetçi Harekete 48 milletvekili değil de 148 milletvekili, 248 milletvekili versinler, Allah'ın izniyle Allah'a and olsun bu terörü Türkiye'de konuşulmuş olmaktan çıkaracağız. Fındık fiyatı bugünlerde 55-56 lira bandında neredeyse sabitlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arsan Soy'dan bugünlerde oluşacak fiyatların önemli olduğunu, yeni sezonun tabanını oluşturacağını kaydetti. Üreticinin elinde bugünlerde fındık pek kalmasa da ürünün fiyatı yakından takip ediliyor. Fındık fiyatı bugünlerde 55-56 lira bandında neredeyse sabitlendi. Şu sıralarda bir artış eğilimi göstermeyen fındık fiyatının bugünlerdeki seyri büyük önem taşıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soy'dan bugünlerde oluşacak fiyatların yeni sezonun tabanını oluşturacağını kaydetti. Bugünlerde düşecek fındık fiyatının yeni sezonun başlangıcını geri çekeceğini kaydeden Soy'dan, bugünlerde 60 lira seviyelerine yaklaşan fiyatların yeni sezonun tabanı açısından destekleyici olacağını ifade etti. Ve şu anda da 55 lira ve üzerlerinde Giresun'da farklı, işte Samsun'da farklı, yüksek ilçelerimizde biraz daha farklı. Yani en alt bir 55 lira ve üstünde devam eden bir serbest piyasa fiyatı var. Yani şu var tabii ki, üreticimiz elinde fazla bir fındık kalmadı. Yani aslında bu fiyatlar çok önemli. Ya biz bunu önemsiyoruz. Ama bu fiyatların keşke Eylül ayından itibaren bu fiyatlarda olsaydı. Yani üreticilerimizin birçoğu da serbest piyasaya verenler bu fiyattan yararlanmış olacaktı. Ama en azından gelecek sezonların, gelecek hasat dönemlerinde fiyatın altını doldurma anlamında bu fiyatlar önemli. Bugünlerden sonra da düşeceğini tahmin etmiyoruz. Değerli izleyenler, bültenimize bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili adayı Cengiz Okur var. Hemen kendisine dönelim. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun.
Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tabii bugün listeler açıklandı ve siz de açıklanan listede 4. sırada yer aldınız efendim. Öncelikle neler söylemek istersiniz? Öncelikle hayırlı olsun diliyorum. Tüm aday arkadaşlarıma, tüm milletvekili adaylarına hayırlı olsun. İnşallah öncelikle ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olur. Tabii bir süreci yaklaşık 2-2,5 aydan beri sürdürüyorduk. Bir aday adayla süreci yaşadık. Sonunda genel merkezimiz merkez yoklamasıyla beni 4. sıraya layık gördü. Layık görenlere öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki bundan sonra bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz ve başarılı olmak için tüm örgütlerimizle, il başkanlığımızın koordinatörlüğünde, tüm ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte en iyi şekilde partimizi temsil edeceğiz. Ve en iyi şekilde de bu seçimden sonuç alacağımızı düşünüyorum. 35 günlük bir süre kaldı. Tabii daha da yoğun olacak, değil mi? Evet, yoğun bir süreç. Hızlandırılmış bir süreç gibi düşünebiliriz bunu. Ama dediğim gibi şu anda tüm hazırlıklarımız yapılmış vaziyette. Biz zaten aday adaylığı sürecinden başlamadan önce de bu süreci yürütüyorduk. Sahada idik. Örgütlerimizle istişare halindeydik. Dolayısıyla kesintiye uğratmadan süreci en iyi şekilde tamamlayacak ve en iyi sonucu alacağımızdan hiçbir kuşkum, hiçbir endişem yok. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ olun. Evet, değerli izleyenler, telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili adayı Cengiz Okur telefonla yayınımıza katıldı. Şimdi sıradaki haberlerle devam edeceğiz. Efendim, Aybastı Fassa yolunun Kabataş Zıngıroğlu mevkiinde heyelan meydana geldi. Gece saatlerinde yola akan toprak tedirginlik yarattı. Heyelan nedeniyle yolda trafik tek şeritten verildi. Evet, heyelanla ilgili bilgileri paylaştık değerli izleyenler. Şimdi sıradaki haberle devam ediyoruz. Zirai dona ve doğal afetlere karşı fındık üreticisinin en önemli kalkanı olan tarım sigortalarına karşı Ordu'da ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'nin yeşil altını fındık her geçen gün daha çok sorunla mücadele etmek zorunda kalıyor. Hastalıkların yanında doğal koşullarda fındığı her yıl zor bir sürece sokuyor. Özellikle zirai don tehlikesi nedeniyle fındık üreticileri Nisan ayının ilk haftalarında tedirgin günler geçiriyor. Fındık rekortesini ciddi anlamda etkileyen zirai dona karşı üreticiler doğal yollarla korunmaya çalışsalar da bu her zaman başarılamıyor. Bu nedenle fındık üreticileri için tarım sigortaları büyük önem taşıyor. Ordu'da ve fındık üretilen bölgelerde tarım sigortası yaptıran üreticilerin sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Geçen yıla göre Türkiye genelinde sigortalılık seviyesinde %21 artış yaşanırken Ordu ilinde ise bu artış %20 seviyesinde görüldü. Ordu ilinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan 127 bin çiftçi ise tarım sigortasına daha fazla önem vererek sigortalarını yaptırmayı ihmal etmedi. Elde edilen verilere göre çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan 127 bin çiftçi içinden toplamda 58 bin poliçe yaptırılarak 20 bin üretici tarım sigortalarını yaptırmış oldu. Her geçen yıl Türkiye genelinde tarım sigortalılığı oranının da yıllara göre artması bekleniyor. Öte yandan üreticilerin don gibi oluşabilecek doğal afetlere karşı tarım alanlarını güvence altına alabilmesi için tarım sigortası büyük önem taşıyor. Diyarbakır merkezli 3 ilde deprem ve TOK kredisi vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İfasın operasyonunu gerçekleştireceğiz. Malum bizim için bu çalışmanın hem vatandaşlarımızın mağduriyetinin de karşılanması, bu şüphelilerin de adli olarak yaptıklarının karşılığını alması bakımından çok önemli var.
Diyarbakır merkezli 3 ilde deprem ve TOK kredisi vaadiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen çalışmayla dolandırıcılık şebekesine yönelik 3 aylık takip sonucu operasyon başlatıldı. Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgütün elebaşı olduğu öne sürülen suflör lakaplı kişinin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uzun namlulu silah, 8 pos cihazı, 17 cep telefonu, çok miktarda döviz ve nakit para ele geçirildi. Diğer elini de ver bana. Yok, kelepçeyi tak. Al, geri çekilir misin? Sen de kalk, yataktan kalk. Şüphelilerin yerli otomobil TOK'a kredi ilanı verdiği, sahte hatlardan kredi talebi olanları arayarak sahte ödeme platformu oluşturup şifrelerini alıp vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi. Tamam, onları alalım. Tamam. Post cihazı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem tutarının 157.816.232 lira olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Diyarbakır'a getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, Ordu'da toplamda 501 çocuğun devlet koruması altında olduğunu söyledi. Devlet sıcak yuvalarını ihtiyaç duyan çocuklar için açmaya devam ediyor. Ordu'da ise 101'i koruyucu ailede olmak üzere toplamda 501 çocuk devlet koruması altında. Ordumuzda yaklaşık 84 ailemizde 101 çocuğumuz koruyucu ailede bulunuyor. Bizim bunun dışında yaklaşık 400 yatılı baktığımız 400 tane de koruma altında olan çocuğumuz var. Uzman ekipler neticesinde gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra şartlar oluşması durumunda çocuklar koruyucu aileye yerleştiriliyor. Devlet bu hizmeti sunarken bu çocuklar içinden koruyucu aileye yerleştirebilecek çocukları önceliyor ve öyle aileye veriyor. Yoksa her çocuk koruma altında olan çocuk koruyucu aileye uygun bir model olmadığını uzman personellerimize kararlaştırıyor, karar veriyorlar yani. Ordu'da evlatlık edinmek için de yoğun bir müracaat var. Evlat edindirme farklı bir model. Evlat edindirme için uygun çocuk şu anda yok. Yani şu anda uygun bir çocuk yok ama onun için de müracaatlarımız var. Türkiye genelinde ona da yoğun bir sıra var. Ya Ordu'da da o konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, müdürlüğe bağlı ekiplerle birlikte çocukların en uygun koşullarda yetişebilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. En hassas olduğumuz nokta o. Çünkü çocuğunuzu teslim edeceğiniz ortam ve yaşadığı çevre çok önemli bizim için. Bu çocuğun ileride vatanına, milletine, devletine sahip, sevgi dolu bir insan olarak, bir biri olarak yetiştirmesini sağlamak bizim temel hedefimizdir. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmigüler'in tarıma verdiği desteklerle kent genelindeki atıl araziler üretime açıldı. 2019 yılından bu yana tarıma açılan arazi toplamı 21.250 dönüme ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmigüler'in tarıma verdiği desteklerle kent genelindeki atıl araziler üretime açıldı. 2019 yılından bu yana tarıma açılan arazi toplamı 21.250 dönüme ulaştı. Ordu'da fındık tarımının diğer ilçelere göre daha az yapıldığı, makineli tarıma uygun geniş arazileri ve yaylalarıyla hayvancılığa elverişli ilçelerdeki üreticilere verilen destekler devam ediyor. İlk olarak 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesiyle il genelindeki üreticilere tohum desteği sağlandı. Tarım elverişli olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı ekilmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla üreticilere 40 ton arpa, 5 ton nohut, 3 ton yeşil mercimek, 1,5 ton patates, 400 kilogram soya fasulyesi tohumu dağıtıldı. 2019 yılından bu yana verilen desteklerle birlikte 21.250 dönüm atıl arazi,
yeniden üretime açıldı. Atıl arazileri tekrar tarıma açmak için başlatılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Birçok yeni ürün Ordu'nun verimli topraklarıyla buluştu. İstanbul Faslalılar Derneği iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen programa Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar da katıldı. İstanbul Faslalılar Derneği iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen programın ana amacı deprem bölgesine yardımlar, Ramazan kolisi, yardımlaşma ve bursiyer öğrenciler oldu. Programa Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Ahmet Selçuk İlkan, Selçuk Ural, Sami Aksu, Seyyal Taner gibi ünlü isimlerin yanı sıra Faslalı vatandaşlarla üniversite öğrencileri katılım sağladı. Programda Kur'an-ı Kerimler okundu, dualar edildi. Dernek Başkanı Osman Cayak, derneğin marka bir STK olduğunu ifade ederek konuşmalarına şöyle devam etti. İstanbul Faslalılar Kültürü Arama Derneği bir başına sadece Faslalı değil, dalları ve kollarıyla bütün olan o kadim coğrafyanın derneğidir. Yadellerde Faslayı, Faslalılığı yaşayan, yaşayanların adresidir, gönül evidir. Fasla, Kumru'nun, Korgan'ın, Aybastı'nın, Çatalpınar'ın, Çamaşır, Kabadarış'ın Karadeniz'e açılan bereket kapısıdır. Fasla kadim bir coğrafyanın adıdır. İdari sınırlar ayrılsa da coğrafi sınırlar ayrılmaz, ayrılamaz. Güzel memleketimin güzel insanları, Faslalı iş adamlarımızın desteğiyle düzenlemiş olduğumuz iftar programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstanbul Faslalılar Derneği'nin dernekçilik anlamında örnek davranışlar sergilediğini ifade eden Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, böyle güzel bir organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum diyerek sözlerini sürdürdü. İstanbul Faslalılar Derneğimizin kıymetli başkanı ve yöneticileri, siyasi partilerimizin birbirinden kıymetli değerleri, sivil toplum örgütümüzün yine yöneticilerini ve başkanlarını burada gördüm. Çok kıymetli hayırsever iş insanlarımız ve çok kıymetli genç kardeşlerim. İstanbul Faslalılar Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu iftar programında sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek ister. Hepinize hoş geldiniz dedim. Mesai arkadaşımız Fatih Gözükan'ın babası Sıtkı Gözükan hayatını kaybetti. Orta Camii'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mesai arkadaşımız Fatih Gözükan'ın babası Sıtkı Gözükan hayatını kaybetti. Merhum için Orta Camii'de öğle namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Fatih Gözükan'ı acı gününde Altaş ailesi ve mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. Merhum için önce helali kalındı. Kezalik nasıl bilir nasıl şahitlik edersiniz iade miydi? Bu merhuma dünya ve ahirete mütalik haklarınızı helal ettiniz mi? Dahi helal ettiniz mi? Ardından cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kılınan cenaze namazının ardından Sıtkı Gözükan'ın cenazesi aile kabristanında toprağa verildi. Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 3D mobil fosil bilimi müzesi oluşturuldu. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 3D mobil fosil bilimi müzesi oluşturuldu. Okulun coğrafya öğretmeni ve fosil araştırmacısı Mustafa Sarıkay öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresinin destekleriyle kurulan mobil müze, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Mobil müze ilk startını Kumru ilçesi öğrencileriyle verdi. Fosil bilimi müzesi ülkenin en ücra köşelerine kadar giderek öğrencilerle buluşacak. Bundan sonraki süreçte ise mobil müzenin deprem bölgesindeki öğrencilerle buluşturulması hedefleniyor. 3D mobil fosil bilimi müzesini ziyaret eden öğrenciler zamanla yolculuğa çıkacak. Milyonlarca yıl öncesine ait birbirinden ilginç fosilleri görme imkanı bulacaklar.
Ordu'da tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında 8 ilçede uygulanacak olan %70 hibeli 70 bin kilogram patates tohumluğu dağıtımı Mesudiye ilçesinde gerçekleşti. Ordu'da sertifikalı patates tohumluğu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projesi yapılan ve tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında 8 ilçede uygulanacak olan %70 hibeli 70 bin kilogram patates tohumluğu dağıtımı Mesudi ilçesinde gerçekleştirildi. Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan il müdürü Kemal Yılmaz, bir yandan ana ürünümüz fındığın verim ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftansa üreticilerimizin gelirlerini çeşitlendirmek ve fındığın yanında diğer ürünlerin de yetiştiriciliğini teşvik etmek suretiyle tarımsal gelirlerini artırmak istiyoruz dedi. Ordu'da atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla uygulanan projelere bir yenisinin daha eklendiğini belirten il müdürü Yılmaz, bakanlığımız tarafından ülkemiz genelinde yürütülmekte olan tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında il müdürlüğümüz tarafından ilimizde uygulanan sertifikalı patates tohumluğu kullanımının yaygınlaştırılması projesiyle 8 ilçemizde %70 hibeli olarak 70 bin kilogram patates tohumluğu dağıtımına bugün Mesudi ilçemizde başlıyoruz. Patates yetiştiriciliği özellikle iç kesimlerde yer alan ilçelerimizde oldukça önemli. Dağıtımı yapılan sertifikalı patates tohumluklarının üretim alanlarında kullanılmasıyla hem verim ve kalitede artış sağlamayı hem de sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Çünkü üreticilerimiz kendi ürettikleri patateslerden tohumluk kullandıklarında bu tohumlukların zamanla tohumluk vasfını kaybetmesinden dolayı yıldan yıla verim ve kalitede düşüklük yaşanabilmekte. Bu durum ayrıca hastalıklarında yayılmasına neden olabilmektedir. Bu olumsuzlukların önüne ancak sertifikalı tohumluk kullanılarak geçilebilmektedir ifadelerini kullandı. Bu haberle bülteni noktalıyor. Sizlere hep güzel haberler aktarmak dileğiyle. Hoşça kalın.